Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir troll mutfakla daha karşınızdayız. Şaka yapıyorum, ne troll mutfağı. Bugün kuşlarımıza mama yapacağız. Ama arkadaşlar, mamamızın birazcık değiştirmemiz lazım. Çünkü kuşlarımızın altında yumurta var. Eğer ki havucu verirsek hapı yutarız. Ne olur, kuşlar kızışır. Kızışırsa çiftleşmek ister, çiftleşmek isterse yumurtaları kırarlar arkadaşlar. Şu anda şöyle söyleyeyim size. 4 çift kuşumuz var arkadaşlar. Üçünün altında yumurtası var. 3 dişimiz yumurtaya yatıyor. Bir dişimiz de limonla dünden beri ne yapıyorlar bilmiyorum. Söylemeyeceğim. Zaten biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bugün kızıştırmaktan ziyade kuşlarımıza biraz böyle vitamin versin diye yapacağımız bir mama olacak. Ne yapacağız? Havucu çıkartacağız. Sadece bu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elimde 2 tane yumurta var. Bunları artık rendede yapmayacağız. Çünkü oğlum rende yıkamaz. Çok zor lan. Vallahi çok zor. O yüzden arkadaşlar şu görmüş olduğunuz çatalla böyle böyle basacağız üstüne. Bunu un ufak edeceğiz. Aslında şuradan bir tane de kaşığı çıkartayım ki mamamızı alalım. Arkadaşlar bu yaptığımız kuru mamadan birazcık bahsedeyim. Çünkü bunu soracaksınız yorumlarda. O yüzden ben şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar bakın bu toz haline gelmiş. Şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar bunun içerisinde ne var? Bunun içinde bebe bisküvisi var, tamam mı? Mısır unu var. Ondan sonra bunun üstünde, bunun içinde hatta üstünde ne? Tatlının altına koyuluyor ya bir tane kek. Ya yani bir tane bisküvi. Neyse. Galete miydi? Galete mi? Öyle bir şey herhalde ya. Onun adını bir türlü söyleyemiyorum. Neyse arkadaşlar. Onu aldık, tamam mı? Yoğurdum. Onu un haline getirdim. Yani görmüş olduğunuz bu kıvama getirdim. Bunu arkadaşlar yapmış olduğumuz mamalarda döküyoruz bir kaşık ya da iki kaşık kuşumuzun sayısına göre. Şimdi artık 4 takımımız olduğu için arkadaşlar sayıyı birazcık azaltacağız. Hani biraz az yapacağız. Ama arkadaşlar yumurtanın sayısını arttırdım. Neden diyeceksiniz? Değerli dostlarım her mama farklıdır. Mesela Powermax ıslatılarak yapılan bir mamadır. Çok sever kuşlar. Bu mamayı arkadaşlar ıslattığım zaman bu mama yenmeyecek kıvama geliyor. Bunu nemlendirmemiz lazım. Bunu tek başına veremiyoruz arkadaşlar. Bunu yumurtayla birlikte karıştırmamız lazım. Veyahut arkadaşlar havuçla birlikte karıştırmamız lazım. Bu mamanın nemlenmesi lazım yani anlayacağınız. Buna suyu döktüğünüz zaman bu bataklık gibi oluyor, iyi olmuyor. Sonra değerli dostlarım, dediğim gibi eğer ki siz kızıştırıcı bir şey istiyorsanız bu dediklerimi hani un haline getiriyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar yumurta artı havuç yapıyorsunuz. Ben kızışsın istemiyorum şu anda. Ben sadece kuşlarımıza böyle faydalı olsun istiyorum. Sabah sabah hani kuşlarımız biraz daha hani böyle iyi olsun istiyorum. O yüzden bu şekilde havuçsuz yapıyorum. Ama siz havuçlu yapın. Eğer ki yumurtanız yoksa arkadaşlar. Yumurtalı olan kuşa şey yapmayın. Havuç yedirmeyin. Çünkü havuç kızdırdığı için arkadaşlar. Tekrardan kızışır erkek çiftleşmek ister. O da ne olur? Yumurtalara kırarlar. Sıkıntı yaşarsınız. Bu arada arkadaşlar 1500 liralık kuşumuza mama vereceğiz. Bakalım acaba yiyecekler mi? Acaba yiyorlar mı? Kuşun adı aklıma gelmiyor. O kuş bahsedince sadece aklımda canlanan şey havada oluşan bir 1500 lira. Maalesef. Ondan sonra acaba atlarına gelince arkadaşlar kuşumuzun tabi bir ad vermemiz lazım. Ondan sonra acaba adına da şöyle bir şey koydum arkadaşlar. Dişiye hayal koydum, erkeğe şanslı koydum. Bunun da tabii bir sebebi var. Hayal olmasının sebebi fiyatının çok fazla olmasından dolayı. Erkeğin de şanslı olmasının sebebi erkeğin arkadaşlar sıkıştığı halde bir saatte ölmemesi. Ondan dolayı arkadaşlar onlara bu isimleri uygun gördük. Arkadaşlar artık rendeyi kullanmıyorum. Bak rendenin kıvamına geldi. Çatalla basınca daha iyiymiş. Rendeyi temizlemesi çok sıkıntı oluyor. Ondan sonracıma bu şekilde yapmaya başladık biz de. Her neyse dostlarım, bu akşam 4 tane kuşumuz gidecek. Siz bunu belki videosunu görmeyeceksiniz ama ben bunun giderlerken bir ufak bir videosunu çekip yarınki videomuzun üstüne başına ekleyebilirim. Eğer ki istiyorsanız yorumlarda yazarsınız dostlar. Ondan sonracıma tabağı kırıyorduk. Çok güzel. Bu arada hepinizin cuması kutlu olsun, mübarek olsun. Bu arada arkadaşlar çekilişte yapılmış kanalda kazanan iki arkadaşımızı başarılar diliyorum. Yani tebrikler diliyorum. Başarılar zaten başarıyı yakalamışlar. Saçma olur o cümle. Valla yani iyi. Hak eden kazandı. Çok kolay ve hızlı bir çekiliş oldu gerçekten. Yani iyiydi. Ben beğendim çekilişin yapımını falan. Her şey güzeldi yani. Çekiliş güzeldi. Kanal güzeldi zaten. Ondan sonracıma benim size tavsiye ettiğim kadar olduğunu ortaya çıktı yani. Ondan sonracıma arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yumurta bu şekilde geldi. Orucum bu arada. Biliyorsunuz yumurtayla aramda büyük bir fantezi var. Acayip severim. Şimdi bunun içine bir kaşık arkadaşlar
Bu mamadan koyacağım. Neden bir kaşık arkadaşlar? Neden iki yumurta yaptım? Onu da söyleyeyim size. Gençler şimdi bu mama nemlenmesi gerektiği için ve ben de havuç koyamadığım için iki tane yumurta koydum ki mamayı nemlendirmeyi başaralım. O yüzden arkadaşlar bu şekilde bir yola gittim. Ondan sonra acaba buradan arkadaşlar bugün mama, kuru mamayı biraz az alacağız. Çünkü aslında fazla da alabiliriz. Çünkü yavrulara da verebiliriz. Sorun değil. Versek mükemmel. Neyse yarım kaşık o zaman bir tane de alalım. Şimdi gençler bunu karıştıracağız. Sonra Japon eslerimize gideceğiz. Bakalım bu mamayı sevecekler mi? İlk defa vereceğim Japon eslerimize bu mamayı. Ondan sonra tepkilerine bakacağız. Elhamdülillah. Çok yaşa derdinizi duyar gibiyim yorumlarda. Dostlarım da şöyle bir şey var. Japon eslimizin yumurtasını yarın çıkmasını bekliyorum. Allah nasip ederse. Bugün 17. günü, yarın 18. gün yapıyor. Yani kendime göre bir hesap yaptım. Eğer doğruysa yarın 18. yapması lazım. Yani bilmiyorum. Öyle bir düşünce var içimde. Ondan sonra acaba ben bunu karıştırayım. Buluşup gidelim arkadaşlar. Şimdi bir dakika ben bir dondurayım hemen. Gençler mamamız hazır. Ondan sonra gittim baktım bir mama kaplarımız falan nerede diye. Kuşlardan birine sulu bitmiş. Suluna su koyacağız. Şu mamalarına yem koyacağız. Aslında gidelim bir mama, bir mamalık daha arayalım. Ulan çünkü bir tane eksik. Şuraya bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir girelim ha buradalar. Hayır buradakileri de ben şey koymuşum ha. Yem koymuşum. Bunu Carlos yiyordu. Bunu ne diye koydum ben de hatırlamıyorum. Aslan parça maşallah sana maşallah maşallah maşallah. Şimdi arkadaşlar dişisini bunun ürkütmeden. Hayır bu topu da hiç iyi bir yere koymamışım ya. Onu ben bir düzelteyim geleyim. Arkadaşlar o mama kabımızı da getirdik. Şimdi yumurtaları koyalım içine. Hatta bu arada şunu da söyleyeyim. Dün hani yumurtalarımız gelecekti ya arkadaşlar. Yumurta erken bakmıştık. Yumurta gelmemişti. Videodan sonra arkadaşlar yumurta hemen gelmiş. Maalesef onu çekmeye yetişemedik. Keşke bir yarım saat videoyu geç çekseydik. Yeni gelen yumurtaları da size gösterebilirdim. Şimdi arkadaşlar 17 tane yumurtamız oldu. Şimdi gidelim yumurtalarımızı bir koyalım. Ondan sonra bunları bir servis yapalım. Bakalım ne olacak. Zaten saldıracaklar biliyoruz. Hadi yapalım şu işi. Gençler mamamız bir tane fazla oldu. Bunu da artık yavrulara veririz. Yavrulara vermeyi böyle düşünüyor düşünmüyor gibi bir şeydim. Neyse artık yavrularımıza da demek ki bir mama vereceğiz. Şimdi ben şunları alayım. Gidelim kutsal odamıza. Oradaki kuşlarımıza şunları bir verelim. Hemencecik. Bir izleyelim bakalım. Merak ediyorum acaba Japon esler bunu sevecek mi? Bakalım bizim evin mübarek mamasını sevecekler mi? Şimdi ben bunu bir takayım arkadaşlar. Gençler şimdi taktım mamalarımızı. Şu birazdan çıkar yerde bunu bilemiyorum. Şunu birazcık izlememiz lazım. Bir de arkadaşlar benden korkuyorlar. Onu da söyleyeyim size. Ben geldiğim zaman hani böyle bir titriyor falan ben yaklaştığım zaman. O yüzden pek bir korkutmak istemiyorum açıkçası. Şu erkek birazdan yiyecekti zaten. Bunu biliyoruz. Bu saldırıyorlar bunlar. Şimdi gidelim bari diğerlerine de verelim. Biz buradan çıktığımız zaman bunlar yerler. Bunlar bizden korkuyor. Şöyle bir göstereyim. Lütfen maşallah esirgemeyin arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar uçabiliyor bu arada. Sadece boyunlarının arkasındaki tüyler bu şekilde. Kanatları normal yani. Bunların kanatları normal. Bunlara hem arkadaş bu hem mantolu hem işte Japones hem de tepeli olarak geçiyor. Yani Japones adı altında yani bunların bir sürü özelliği var. Bir sürü bir tüy şeyleri var. Gördüğünüz gibi bu arada şuraya bir tane arka kuyruğunu arkadaşlar atmış kuşumuz. O yüzden ufacık bir şey kalmış. O uzar sıkıntı değil. Şimdi gidelim arkadaşlar diğer kuşlarımıza bakalım. Dediğim gibi bunun altında şu anda 5 tane yumurta var. Dün 5.'yi yaptı. Nasipse arkadaşlar yarın 6.'yi yapar. O zaman evde 18 tane yumurta olur. Yumurtalarımız hep dolu arkadaşlar. Bakalım nasipse çıkarlar inşallah. O şimdi bak yiyecek biraz da mamayı. Şimdi gidelim diğerlerine de şey verelim. Mamalarını verelim. Bak bu da yemeye başladı. Çok güzel. Bu da arkadaşlar biz gidince yiyecek büyük ihtimalle. Çünkü şu anda bizden çekiniyor. Açıkçası bu mamayı şuraya yakın bir şekilde yapsaydık daha mantıklı olurdu sanki. Onu bir hemen halledeyim geleyim. Evet arkadaşlar mamamızı şimdi buraya sıkıştırdık. Yuvamızı açmayacağız bu yuvaya. Bu yuvayı açmaya gerek yok zaten geçen açmıştık biliyoruz. Ama şurayı bir açıp bir bakabiliriz. Bakalım 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 yumurtalarımıza maşallah maşallah bunlara da. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 tane yumurtamız var. Dolular maşallah. Yani dolu yapıyor bunlar. Boşa atmıyor. Şimdi en son yapılanı bilemiyoruz tabii ama
Şöyle göstereyim bunların renginde. Aa, bu arada da bir bakalım dişi. Dişi de yumurta var. Evet. Çok güzel. Demek ki 6.'yı da yapacak gibi. Yani yumurta var derken yumurtanın şeklini almış. Aa arkadaşlar bak bu da çıktı. Maşallah maşallah. Bu arada TKF bilezikli zaten söylemiştim. Neyse buraya ben bir daha bugün girmem. Bugün yeteri kadar kaldım burada. Hadi hep beraber çıkalım. Ben de. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar da çok güzel. 6.'yı getirecek gibi. Çünkü dişinin kanatları düşmüş abi. Çok güzel he, maşallah. Çalışmaya devam ediyorlar. Çalışan kuşu herkes sever. Şimdi gidelim diğerine mama verelim. Bir daha bugün buraya gelmem zaten. Değerli dostlarım, balkonumuza geldik en sonunda. Şurayı görüyorsunuz. Şurada bir karışıklık var gibi. Aslında burada yavrularımız falan var. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Maşallah maşallah. Paytak paytak geziniyorlar. Arkadaşlar hayal ediyorum da 18 tane falan, hadi 15 tane diyelim. Yavru geldiği zaman burası böyle nasıl olacak çok merak ediyorum ya. Şöyle bakar mısınız? Her tarafı kuş ya. Çok güzel maşallah. Bak bu arada arkadaşlar küçükler büyüklerden görerek yem yemeyi öğrenmiş. Yani yemin nereden alınacağını öğrenmişler daha doğrusu. Bu kuşumuz arkadaşlar beyaz olanımız tüye girmiş bizim. Zaten getirdiğimizde tüydeydi. Ondan sonra bak şu dün yuvadan ayırdığımız kuştu arkadaşlar. Bu arada zibidi de yanımıza geldi. Bak o da yemin nereden alınacağını hani öğrenmiş. Kafasını oraya buraya sokuyor. Arkadaşlar yuvalara takmamın sebebi aslında yuvalar zaten takılıktı. Çıkartmadım. O yüzden hani sanki yuva takmışım gibi bir durum oldu. Gençler bir de şöyle bir şey var lan. Dün yorumlarda gördüm. Abi Carlos'a niye yuva taktın demiş. Ulan Allah'ım ya Rabbim lan tırrek. Yani nasıl takalım ya? Nasıl girsin ya? Sadece çıkartmamıştım arkadaşlar. İdare etin Carlos'u oraya koymuştum dün. Malum hani diğer 4 tane kuşu satınca öyle bir durum olmuştu. Ondan sonra bak burada da limonla maviş. Ne yaptınız? İşinizi hallettiniz mi gençler? İnşallah bir çiftleşme sizlerden almışızdır. Şöyle arkadaşlar. Bizim koca reis ve limon. Bunların işte yavrusunu buraya ayırdık. Şimdi mamalarını verelim bakalım arkadaşlar. Yavrular da saldıracaktır büyük ihtimalle. Şimdi ilk önce ben bir takımlarıma servis etmek istiyorum. İlk önce hak edenlere yemeği vereceğiz. Ondan sonra yavrucuklarımızı izleyip bakacağız. Şimdi ben ilk önce vereyim gençler videomuzu, ondan sonra tekrardan devam edelim. Ya limonla mavişin arasından su sızmıyor. Dördüncü takımımız o arkadaşlar, biliyorsunuz. Şunların altında da yumurta var zaten, onu da biliyorsunuz. Valla bunlar en kısa zamanda yumurtayı bize getirirler diye düşünüyorum. Şimdi bir mamalarımızı arkadaşlar ikram edelim. Arkadaşlar ben yavruları mamaya koyana kadar la bunlar bitirdi lan mamayı. Valla şaka bir yana mavilerim şu anda üşüşmüşler. Limon aşağıya dökülen mamaları, yumurtaları götürüyor, gömüyor. Arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz ben bugün kafesin iki katını temizledim. Yavruların olan katını da aslında temizlesek güzel olur. Onu neden temizlemediysem. Maşallah maşallah. Zibidi arkadaşlar yuvayı şey yapıyor, kolluyor, biliyor musunuz mu? Ulan bakıcı kan olacak o ya. Ama maalesef verdik onu. 4 tanesi arkadaşlar bugün gidecek. Şimdi bunu da verelim. Yavrularımız da bir yesin. Yavrular da bir savaş çıkarsın. Bakalım izleyelim. Arkadaşlar kuşlarıma da şimdi mamalarını koydum. Vallahi beklemediğim şekilde benim Ferhat'ın arkadaşlar kuşu yemeye başladı. Beyaz olan. Onun yanında bir tane yavrumuz var. Yavru zaten annesinden kan geçmiş. Mavi olan dişimiz, görüyorsunuz o da bayağı bir yiyor. Hatta Zibidi de şu an dövüyor. Onun kardeşi var arkadaşlar, erkek olan. O erkek köşeye kısmış. O bir şey yapmıyor. Diğerleri ortalarda dolanmayı seviyorlar. Hemen geliyorum arkadaşlar, bir dakika. Şu da bayağı iyi yiyor ha maşallah. Arkadaşlar kapı çaldı, komşu gelmiş, o yüzden oraya bir gidip bakmak zorunda kaldım. Vallahi kuşlarımız da zaten herhalde karınlarını doyurmuşlar bile. Şu orada hala yemeye devam ediyor. Bunlar biraz yediler, bakalım bir ne kadar yemişler ben yokken. Valla üçte birini falan gömmüşler mi? Biraz gömmüşler. Yavrularımız daha böyle biraz biraz yiyorlar. Öyle çok da fazla yememişler. Şöyle göstereyim size yakından da, çok güzeller maşallah maşallah. Sadece bu dışarıdan geldi işte, o da birazcık tüyde. O yüzden pek bir keyfi yok. Bizim kendi yavrularımız gördüğünüz gibi canavar gibi, bomba gibiler. Maşallah maşallah. Arkadaşlar şimdilik videomuzu sonlandıralım burada. Hepiniz kendinize iyi bakın. Yumurtalara bugün göstermedik yuvalarımızı ama yuvalarımızı artık yarın gösterelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. İnşallah en kısa zamanda bunlardan da biz yumurta bekliyoruz. Aa, bu arada suluklarını getirdim. Suluğu takmayı unutmuşum. Şöylelikle şuradan takayım arkadaşlar. Çünkü
Ön taraftan takınca perde suyu emiyor maalesef. Heh, çok güzel oldu. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Dediğim gibi bu kuşlar bugün gidecek 4 tanesi. Diğer 2 tanesi de birazcık daha zamanı var. Gidecekler onlar da. Giderlerken ufak bir video belki size çekebilirim. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmasanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.